Merhaba Emre. Merhaba Can. Nasıl gidiyor günün? Süper. Bomba gibi. Harika, çok güzel. Yaklaşık bir sene, bir sene daha fazla oldu artık. Bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Ve diyetle alakalı olarak şunu sormak istiyorum sana. Diyet yapmak bağışıklığımızı düşürür mü? Veya diyet yaparak, besin takviyesi alarak bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz? Evet, yani bu bizim danışanlarımızla çok sık yaşadığımız bir sorun. Çünkü diyet döneminde sırf bu yüzden diyeti bırakan danışanlarım oldu. Aksine diyet yaşam tarzını yükseltirken bağışıklık sistemini de güçlendirir. Yani kişi normal beslenirken, mesela sen normalde gün içinde canın bir şeyler çekti. İlk tercihin ne olur? Aralarda. Atıştırmalıklar. Mesela ne yaparsın? Markete gidersin. Ya da ne bileyim bakkala gidersin. Evet. Şimdi orada genelde bir çikolata, bir gofret ya da ne bileyim çubuk kraker alabilirsin. Ama diyet döneminde ne oluyor? Meyve yiyorsun, kuru yemiş yiyorsun, yoğurt tüketiyorsun, kefir tüketiyorsun, süt tüketiyorsun. Yani aslında tamamıyla aslında sağlıklı ara öğünler veriyoruz. Ana öğünler zaten sebze yemeği ya da etli bir menü. Kahvaltı zaten düzenli olarak yapıyor. Ya bu yumurtalı bir menü ya da yulaflı bir menü olabiliyor. Gördüğün gibi aslında kişi daha çeşitli ve daha sağlıklı besleniyor. Kalori düşse de aslında yine bağışıklık sistemini bu güçlendiren bir durum oluyor. Yine biraz kalori düşük oluyor. Ve bu da bir nebze bağışıklık sistemini bir tık daha düşürme. Küçük de olsa bir etkide bulunur. Ama burada kişi eğer besin takviyeleri kullanarak yine bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Zaten biz diyetimizde besin takviyeleri kullanmış oluyoruz zaten, doğru mu? Genel olarak zaten herkes kullanıyor. Evet, yani D vitamini olsun, C vitamini, multivitaminler. Tabii, mutlaka. Evet. Yani aslında biz bunu sadece biraz daha kontrollü bir şekilde tüketmesini sağlıyoruz. Çünkü bazıları vücutta depolanıyor. A, D, E ve K vitaminleri vücutta özellikle karaciğerde depolanan vitaminler fazlası toksik etki yapıyor ve karaciğeri zorluyor. Anladım. Yani mesela ne oluyor? Ben multivitamin veriyorum. Veriyorsam eğer haftada 2 gün, 3 gün bu kişiye göre değişiyor tabii. Belki bir gün. En azından kişinin bir yetersizlik yaşamasını engelleyebiliyoruz. Ya da kişi korkuyor, bağışıklık sistemi güçlü olsun diyor. Ne oluyor? C vitamini ya da Sambucus nigra, özellikle karamiber özütü dediğimiz, D vitamini, propolis, beta glukan, bunları biraz daha takviyelerle kişiyi destekleyebiliyoruz. Yani Covid döneminde bu arttı mı? Arttı. Hani kişiyi daha dirençli tutmak adına. Mesela ben çok şükür ki henüz daha Covid olmadım. Evet, bir sene geçti bir de. Ve Nadir. düzenli fitness'a gittim. Tenis oynadım. İki yabancı ülke gördüm. Yurt dışı tecrübem. Ve 2-3 kere de memlekete Gaziantep'e gittim geldim. Çok şükür henüz Covid olmadı. Harika, çok güzel. tabii ama ben genel anlamda bağışıklığımı güçlü tutmak adına suplement desteği kullandım. Yine burada klinik içinde hijyene çok dikkat ettik. Personelimiz dahil her zaman kolonya dezenfektan kullanımı oldu. Evet. Maske tabii düzenli olarak maske kullanımı her yerde kullandık. Kapalı alanlarda özellikle. Spor yaparken kullanmadım ama dediğim gibi en azından temas ettiğim yerlerde elimi ağzıma götürmedim ve elim devamlı dezenfektan kullandım. Ve suplementlerle devamlı bağışıklık sistemimi Harika. destekledim. Teşekkür ederim. Rica ederim.